Hayırlı günler. Tabii Said Bey, iyi akşamlar. Telefonda konuşmuştuk. Rüzgar ben. Merhaba Rüzgar Bey. Hoş geldiniz. Nursema Hanım'ı tanıyorsunuz zaten. Asistanım Aslı. Merhaba. Buyurun. Nursema kızım, az bakar mısın? Bu bayan kim? Rüzgar Bey söyledi. Aslı, Rüzgar Bey'in asistanı. Anladım. Ama o bayan da olmaz. Anlamadım. Nasıl olmaz? Tesettürlü değil. Alamayız. Nasıl? Yani o bizim çalışma arkadaşımız. Durumu anlatırsın. Olmaz. Buyurun. Ne oldu Nursema? Yani nasıl söyleyeceğim bilemiyorum da. Dümdüz söyle. Aslı'yı burada istemiyorlar. Ne? Tesettürlü olmadığı için işte istemiyorlar. Nasıl yani? Resmen ayrımcılık bu. Aslı, gerçekten çok üzgünüm. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Aslı, sen çık. Nasıl yani? Rüzgar Bey. Bak bir etrafına. Buraya uygun değilsin. Dışarıda bekle lütfen. İyi misin? Gayet iyiyim. Teşekkürler. Şimdi de AHS TV CEO'su Sayın Rüzgar Gener Bey'e söz vermek istiyorum. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ebu Said Bey bana söz hakkı verdi burada bu akşam. Sağ olsun. Fakat ben kadınların söz hakkının olmadığı hiçbir yerde konuşmam. Bence kimse konuşmamalı da. Bu akşam ben buraya kanaldan çalışma arkadaşım Aslı Hanım'la geldim. Ve Aslı Hanım tesettürlü olmadığı için buraya kabul edilmedi. Kadınlardan bu kadar korkmayın. Bırakın onlar nasıl istiyorsa öyle olsunlar. İster başları açık olsun, ister kapalı olsun. Önemli olan bizim düşüncelerimiz kapalı olmasın. Dolayısıyla bu düşünce yapısındaki herhangi bir kurum ya da kuruluşla ben Rüzgar Yener'in içinde bulunduğu bir kanal muhatap olmaz, olamaz. Vaktiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Rüzgar. Ya Rüzgar Bey, durur musun? Efendim? Sinirlisin bana. Beni bu insanlarla nasıl muhatap edersin? Rüzgar, yani yapma. Gerçekten ben de bilmiyordum. Ben de şaşırdım. Anlamadım zaten ne olduğunu. Nursema, sen beni hiçbir insanın kıyafetini yargılarken, şu açık, bu kapalı falan filan herhangi bir şey derken gördün mü? Ne, niye yapayım böyle bir şey abi ben ya? Biliyorum ben zaten senin böyle düşündüğünü. O zaman nasıl oluyor da bu insanlarla muhatabız biz şu anda? Böyle olduklarını bilmiyordum. Ben de şaşırdım diyorum. O herif sana gelip Aslı gelmesin dediğinde benim yanıma gelip sen Rüzgar kalk buradan gidiyoruz demelisin. Tavrın bu kadar net olmalı Nursema. Bak sakın beni böyle bir şey için itham etme. Ben kıyafetimle ilgili bu kadar sıkıntı yaşarken bir başkasına bunu yapmayacağımı en iyi sen bilirsin. Adam geldi bana söyledi, ben de sizinle paylaştım. Alkış tutmadım yani. Bak. Sana karşı duygularım var, evet. Ama bu senin beni kullanabileceğin anlamına gelmez. Hele ki konu işse buna asla izin vermem. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Senin iş konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. İyi. Ayrıca bir cevaba ihtiyacım var. Ne cevabı? Bizimle ilgili, anladım bence. Konuştuk diye ben... Konuşmadık Mustafa. Geçiştirdik.
Bana karşı net ol. Ki ben de sana karşı net olayım. Eve bırakayım seni.